Selamlar herkese, Aktüel Pazar kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 9S'in kutu açılımına yakından hep beraber bakacağız. Piyasadaki fiyat performans ürünü olan bu cihaza hep beraber gelin yakından bakalım. Evet dostlar, şimdi gelelim kutu açılımına. Ben bu videoyu çektiğim esnada mikrofonum ses almadığı için üzerine şu an tekrar kayıt yapmak durumunda kaldım. O yüzden kusura bakmayın. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Evet, kutuyu açmaya başlamadan önce sizlere birkaç bir şey söyleyeceğim. Bu video dediğim gibi sadece kutu açılım videosu olacak. İlerleyen, bu hafta içerisinde ilerleyen günlerde sizlere daha detaylı anlatım videosunu atacağım. Şimdi kutu içerisine bakmaya devam edelim. İçerisinden bir adet Xiaomi'nin size yollamış olduğu teknik servis kartını buluyorsunuz. Bir tane de satıcıdan almış olduğunuz, daha doğrusu satıcının size yollamış olduğu kendi belgesini görüyorsunuz. Kutu içerisinde baktığımız zaman bir kutumuz daha var. Bu kutunun içerisinde sim kartı açma aparatını, iğnesini görüyorsunuz. Şu şekilde. Hemen hemen herkesin evinde köşede bulunduğu bir şey aslında bu. Şimdi devam edecek olursak içerisinden iki tane belgemiz çıkıyor. Bu belgelerden biri Xiaomi'nin size yollamış olduğu garanti belgesi. Diğeri de fark ettiyseniz zaten artık gittikçe küçülen kullanım kılavuzu. Yani kimsenin okumadığından dolayı belgeyi de küçültmüşler, muhtemelen yakında çıkmayacak. Evet, kutunun içerisine devam ettiğimiz zaman çok beğendiğim diğer bir ürün silikon kılıfımız çıkıyor. Bunun çıkması hali hazırda telefonu kutudan çıkarttığınız andan itibaren, silikon kılıfa taktığınız andan itibaren daha doğrusu telefonunuz %100 korunaklı oluyor. Silikon gayet iyi silikon olduğunu söyleyebilirim, kılıf olduğunu söyleyebilirim. Sadece çok sert. Telefonumuz zaten biliyorsunuz 6.7 inç boyutunda. Bir de bu kılıfla birlikte telefonumuz çok daha da büyük oluyor. Bu eksi bir özellik mi? Değil. Telefonun koruma adına eğer olacaksa sorun değil. Varsın olsun, kalın olsun. Ama silikonumuzun iyi olduğunu, sert olduğunu zaten videoda da görüyorsunuz. Sert olduğunu söyleyebilirim. Evet, kutu içerisinde devam edecek olursak Redmi Note 9S karşımızda duruyor. Qualcomm Snapdragon 720G işlemci kullanmışlar. 8 nanometre mimariye sahip. Bu fiyat segmentindeki bir telefon için aslında çok iyi bir işlemci olduğunu söylemem gerekiyor. Diğer yandan dediğim gibi detaylı inceleme videosunu da atacağım ama önceden sizlere birkaç bilgi daha vereyim. 48 megapiksel yapay zeka bir kamera var. Ben kamera testlerine baktığım zaman kesinlikle kameranın çok iyi olduğunu, yani çok iyi demeyeyim ama gerçekten fiyatına göre çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan ekran boyutuna baktığımız zaman 6.7 inç IPS panel görüyoruz. LCD bir ekranımız var. Bana göre IPS LCD çok iyi bir ekran değil. Fakat dediğim gibi bana göre ben burada bir AMOLED ekran beklerdim ama zaten diğer telefonlara baktığınız zaman AMOLED ekran görebiliyoruz. Xiaomi burada IPS LCD panel kullanmış. Kabloya baktığımız zaman yaklaşık 1 metrelik USB-C bir kablomuz var. Öte yandan şarj adaptörümüz tam 18 wattlık hızlı şarj desteğine sahip. 18 watt arkadaşlar kesinlikle hızlı olduğunu söyleyebilirim. Evet, kutu içerisinden başka bir şey çıkmıyor. Şöyle telefonumuza bakalım. Telefonu kurmaya başlamadan önce size başka bir şey söyleyeceğim. Oynamamı istediğiniz oyunları alt tarafta yorumlara paylaşmayı unutmayın. Ben de sizler için oyun testinde onları test ederim. Şimdi ön tarafa baktığımız zaman küçük bir kameramız var. Çentik. Nokta çentik deniyor buna. Interstellar gri olarak ben satın aldım fakat mavi gibi geldi rengi bana biraz. Yani tam gri değil, maviye dönük bir rengi var. Sonrasında siteye girip okuduğum zaman fark ettim ki aslında tutmuyormuş. Sitedeki renkle satın aldığınız renk, Interstellar gri rengi tutmuyor maalesef. Ama renginin çok tatlı olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten çok güzel. Keşke kılıfı da siyah değil de saydam gelseydi. Rengi o zaman çok daha güzel olurdu. Telefonumuza baktığımız zaman yazılımı kurmaya başlayalım. MIUI 12.0.1 arayüzüyle geliyor. MIUI'nun arayüzü gerçekten çok hızlı olduğunu söyleyebilirim. Ki zaten alan arkadaşlar, kullanan arkadaşlar varsa bunu bilir. Android 10 üzerinde kurulu. Android 10 üzerinde kurulu olduğu için çok daha da hızlı. Evet, telefonu şöyle kurulmasını beklerken telefonun kutu içerisinden çıkanların hepsini inceledik. Genel olarak bu video dediğim gibi kutu açılım videosu olsun istedim. Sizlere bunu paylaşayım istedim. Bu hafta içerisinde ilerleyen günlerde sizlere daha detaylı kamera testleri, oyun testleri ve bunun gibi birçok test yer alan videoyu sizler için paylaşacağım. Şöyle de kılıfımızı da takalım. Yani genel olarak telefon fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Yani bu fiyat segmentindeki bir telefon için özellikleri gayet yeterli bir telefon. Kesinlikle pişman olmazsınız. Evet dostlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar yeni bir inceleme videosunda görüşene dek kendinize çok iyi bakın.